Şefaat konusunda hak söz nedir? Şefaat konusunda, hak ile batılı, doğru ile yanlışı birbirine karıştırmamalıdır. Biz bugün ve yarınki makalelerimizde, inşallah bunları delilleriyle birlikte, madde madde yazalım. Bir kıyamette bütün şefaat hak ve yetkisi, Allahü Teala'ya mahsustur. De ki, bütün şefaat Allah'ın kudretindedir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Zümer 44. Allahü Teala, şefaat edene ve şefaat olunana izin vermedikçe, onun yanında hiçbir şefaatin faydası olmaz. Sebe, 23. İki Cenab-ı Hak dışındaki batıl tanrılar, putlar şefaat edemezler. Allah'tan başka ibadet ettikleri ortaklarından da kendilerine şefaatçiler bulunmaz. Rüm, 13. Sizin ondan başka hiçbir yardımcınız yok, hiçbir şefaatçiniz de yok. Secde, 4. Hiç ben, ondan başka tanrılar edinir miyim? Eğer o Rahman, bana bir keder murad ederse, o tanrıların şefaati, bana hiçbir fayda vermez ve onlar beni kurtaramazlar. Yasin, 23. Ondan başka ibadet edip durdukları şeyler, putlar, şefaat de edemezler. Ancak Hakk'a şehadet eden, dili ve kalbiyle la ilahe illallah diyen, kimseler müstesna, Zuhruf, 86. Artık bizim için, ne şefaatçiler var. Ne de yakın bir dost, Şuara, 100-101. Kureyş kafirleri, putların kendilerine şefaat edeceklerini söylüyorlar. Onlara de ki, Allahü Teala'nın izni olmadan, hiçbir kimse şefaat edemez. Zümer, 43. 3 şefaat erbabına, şefaat etme hak ve yetkisini veren Allahü Teala'dır. Allah katında, ahirette Allah'ın, kendisine izin verdiği kimseden başkasının şefaati fayda vermez. Nihayet, şefaat edenle şefaat olunanların, kalplerinden, şefaat izin verilmekle, korku giderildiği zaman. Rabbiniz, şefaat hakkında, ne buyurdu derler. Şefaat edeceklerdi. Allah hakkı söyledi, razı olduğu kimseler için şefaat izin verdi, derler. O her şeyden yücedir, her şeyden büyüktür. Sebe, 23. O gün, Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Taha, 109. O gün, şefaat hakkına ancak tevhid ve ameli salihle Allah tarafından ahdı, söz ve izin almış olanlar malik olacaklardır. Meryem, 87. Ahirette peygamberler, melekler ve müminler, dostlarına şefaat ederlerken, müşrikler derler ki, bugün, bizim ne bir şefaatçimiz ve ne de candan bir dostumuz var. Şuara, 100-101. 4 şefaatçilerde ancak Allahü Teala'nın razı olduğu, izin verdiği kişilere şefaat edebilirler. Allah, onların önlerindekini de, arkalarındakini de, yani yaptıklarını da, yapacaklarını da, bilir ve onlar, onun rıza verdiği kimselerden başkasına şefaat edemezler. Hepsi onun korkusundan titrerler. Enbiya, 28. Göklerde nice melekler vardır da, Allah dileyip razı olduğuna izin vermezden önce, şefaatleri hiçbir şeye yaramaz. Necim, 26. 5 kafirlere, şefaatçilerin şefaatleri fayda vermez. Fakat o vakit, şefaat etmesine izin verilenler, kafirlere şefaat ederlerse, şefaatleri onlara fayda vermez. Müddessir, 48. 13 Temmuz 2020 Türkiye Gazetesi, bizim sayfa, Ramazan Ayvalı.